Merhaba sevgili arkadaşlar, Tutku Yayınları yani Upswing kitabının ikinci ünitesiyle karşınızdayız. Yine sunumlarımız Ezel Ballı hocamızdan. Sayfa 22'den devam ediyoruz. Read and number, oku ve numaralandır. The daily routines, gündelik rutinleri, oku ve numaralandır. From the first thing, ilk şeyden, you do, yaptığın ilk şeyden, to the last one, son şeye kadar. On a typical day, klasik, tipik bir günde yaptığın ilk şeyden son şeye kadar gündelik işlerini oku ve numaralandır demiş. Ve çarpı koy demiş, cross çarpı demek. The routines that you don't do, yapmadığın, yapmıyor olduğun rutinleri de çarpı koy demiş. Burası tamamen size bağlı, yani en azından yapmadıklarınıza çarpı koyma işlemi sizinle alakalı ama biz burada hazır cevaplar olacak, onları sırayla göreceğiz. Bakalım. Şuradaki ifadelerden ilk başta hangisi bize çok makul geliyor? Hemen sabahleyin ne yaparız? Sabahleyin yapacağımız ilk iş ne olur? Sabahleyin yapacağımız ilk iş arkadaşlar get up olur. Yani kalkmak. Daha sonra yapacağımız iş wash my face and hands olur. Yani yüzümüzü ve elimizi yıkarız. Ardından kahvaltı yaparız. Have breakfast, kahvaltı yapmak demek. Daha sonra üstümüzü giyiniriz. Bu klasik bir okul günü olabilir arkadaşlar. Üstümüzü giyiniriz. Daha sonra okula gideriz. Buradan daha önce kahvaltı yaptık. Daha önce şey olabilirdi. Otobüse binmek, okula ulaşmak gibi falan bazı ifadeler olabilirdi. Take classes at school. Okuldaki derslere girmek, dersleri almak. Bu da okula gittikten sonraki yaptığımız bir eylem. Öğle yemeği yemek, saat 12.30 civarı okuldaki aralardaki yaptığımız eylemden bahsederken kullanabiliriz. 8. Follow after school activities. Okul bitti, saat 3.30 civarı okul bitti. Okuldan sonra aktivite dersleri ya da aktivite sınıfları var. Yani spor olur, resim olur, müzik olur ve benzeri bu tür aktiviteleri takip etmek demiş. Daha sonra arrive home, eve varmak from school, okuldan. From'ın anlamı sadece den'dan demek arkadaşlar. Yukarıda da vardı. Bu şekilde ele alalım. Onuncusu da listen to music. Kişiye göre değişebilir. Müzik dinlemek. Spend time with my family. Ailemle vakit geçirmek diyor. Buradaki rakamları sıraya koyan kişi. Have dinner. Akşam yemeği yemek. Saat diyelim 6-7 civarı akşam yemeğini yedik. Ondan sonra do my homework. Ödevimi yapmak. Chat with my friends online, arkadaşlarımla internet üzerinden yani online sohbet etmek. Surf the internet, internete takılmak. Yatağa gitmek, yatmak. Yapmayacağı şeylerden bazıları çarpı olarak konmuş burada. Gazete okumak ve televizyon programları izlemek. Bu sadece bir varsayım arkadaşlar, size göre değişir. Gelelim ikinci bölüme, aktivite bölümüne. Diyor ki zaman ifadelerini kullan aşağıdaki ve senin gündelik rutinlerin hakkında konuş sınıfta. Örnekleri takip et diyor. Mesela burada kelimelerin her birisi, bazıları özellikle şuradakiler çok önemli. Early, erken. Late, geç. Every day, her gün. Every week, her hafta. Saatler zaten belli. In the morning, sabah, in the afternoon, öğleden sonra, in the evening, akşamleyin, at night, gece. On Mondays, on Fridays, on weekdays and on weekends. Arkadaşlar bakın onlar hepsi günlere geldi. Weekdays hafta içi, weekends hafta sonu demek ama önemli değil. Hepsi de günlere geldi. After, sonra, before, önce, until, e kadar demek zaman belirten bir ifade. Yani sen gelene kadar hiç uyumadım gibi bir cümlede until kullanılabilir. From 11 to 3. Saat 11'den 3'e kadar şeklinde bir zaman verirken from then'dan demekti. To da ea demek. From 11, 11'den to 3, 3'e kadar anlamına geliyor. Şimdi örnek bir metin var. Örnek metinde bunların her birini kullanmış. I get up very early on weekdays. Ben hafta içlerinde çok erken kalkarım.
I have an enormous breakfast with my family at about 7 and then go to school at 8:15. Ben yerim, yaparım. Devasa bir kahvaltı ailem ile. Ne zaman yaparım? Saat 7 civarı yaparım. About civarı demek. Ve daha sonra okula saat 8:15 geçe giderim. Öğle yemeğini okulda yerim 12:30'da. Benim derslerim 3:30'da biter. Ben okul sonrası aktivitelerini takip ederim. 4'ten 6'ya kadar öğleden sonra ben eve okuldan vararım 6:30'da akşam her gün. Peki 6:30'da sabah ya da akşam olduğunu bilgisi burada mevcut mu? Mevcut değil ama cümlelerin akışı olarak 12:30 geçti, 3:30 geçti, 4'ten 6'ya kadar okuldan sonra afternoon dedik ve 6:30'da akşam olduğunu buradan anlayabiliyoruz. I get up late, ben geç kalkarım. Ne zaman geç kalkacağız? Tabii ki de on weekends, hafta sonları geç kalkacağım. And have breakfast with my family, ve ailemle birlikte kahvaltı yaparım. I attend my music school, ben müzik okuluma katılırım. From 11 to 1:30, saat 11'den 1:30'a kadar. Ne zamanları? On Saturdays and Sundays, cumartesileri ve pazarları. I chat with my friends online in the evenings. Ben arkadaşlarımla internet üzerinden akşamları sohbet ederim. I watch a movie with friends on Saturday evenings. Ben cumartesi akşamları arkadaşlarımla bir film izlerim. I usually go to bed. Ben genellikle yatağa giderim ya da yatarım. After 11:30, saat 11:30'dan sonra yatarım. On Fridays and Saturdays, cuma günleri ve cumartesi günleri 11:30'dan sonra yatarım diyor örnek olarak. Ve gelelim üçüncü alıştırmaya. Teksti oku, doğru kutuları işaretle, yanlış durumları doğrulandır, doğrult, doğru yaz. Merhaba, benim adım Jessica, fakat herkes beni Jess diye anar. Call, çağırmak, anmak demek arkadaşlar. I get up very early in the morning. Ben her sabah çok erken kalkarım. I wash my face and hands. Yüzümü ve ellerimi yıkarım. After I have breakfast, kahvaltı yaptıktan sonra, after'ın kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Cümlenin başında ya da ortasında gelebiliyor ve bir cümleyle geliyor. Ben kahvaltı yaptıktan sonra I skate to school. Okula kaykayla giderim. I love skating. Kaykayla kaymayı severim. I have two very close friends. İki tane çok yakın arkadaşım var. Their names are Peter and Nicole. Onların isimleri Peter ve Nicole'dur. Buradaki Jessica yazmış bunu. Peter ve Nicole da onun yakın arkadaşları. Şimdi onlarla alakalı bilgi veriyor. Nicole ve Peter'la alakalı bilgi veriyor Jessica. Nicole likes music a lot. Nicole müziği çok seviyor. O, Nicole dediği şu kız, o rap'i seviyor fakat pop müzik dinlemiyor. O katlanamıyor pop müziğe. Çok iyi okul derslerinde. Pek çok okul aktivitesine katılıyor. Okuldan sonraki aktiviteye katılıyor her gün. Ve her zaman kitap okuyor. Televizyon izlemiyor çok. Fakat internette surf ediyor. Peter'la alakalı bilgi vereceğiz. Peter'ın iki tane hobisi var. Yani çok sevdiği bir eylem sınıfı var. Bir tanesi basketbol, diğeri de müzik. Heavy metal dinliyor. Fakat bence heavy metal sıkıcı, katlanılmaz, dayanılmaz. O okul basketbol takımındadır. Onun antrenmanları saat 4'ten 6'ya kadardır hafta içleri. Bence zor. Yani böyle bir şeye katılmak zor. Evet, şimdi başlayalım. Jessica sabahları erken kalkıyor, doğru mu? Ben diyor çok erken kalkıyorum demişti şurada. I get up very early. Doğrudur. Dolayısıyla bu true. İkinci soru. Jessica okula yürüyor. Okula yürüyor mu? Baktığımızda Jessica demişti ki ben okula kayarak gidiyorum, kaykayla gidiyorum. O yüzden false olacak. Şu kutucuk şuraya gelecek arkadaşlar. O yüzden false. Jessica skates to school.
Üçüncü soru, Nicole pop müzik dinliyor, doğru mu? Nicole rap dinliyor, pop dinlemiyor. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Pop müzik dinlemiyor. Üçüncü, dördüncü sorumuza geçtik. Nicola internette surf yapıyor mu? Evet, şöyle demiştik ki televizyon izlemiyor fakat internette surf yapıyor. İnternette takılıyor yani. O yüzden doğrudur. Peter düşünüyor ki, Peter'cim şu, erkek olan. Peter'a göre heavy metal katlanılamaz bir şey. Ama burada demiştik ki Peter'ın iki tane özelliği var. Basketbol ve müzik seviyor ve heavy metal dinliyor. Heavy metal katlanılamaz mı Peter'a göre? Hayır, tam tersi. Heavy metal dinlediği için, sevdiği için biz bunu false olarak ele alacağız. Peter'ın hafta sonları antrenmanı var. Hafta içi demiş burada ama burada hafta sonu demiş. O yüzden bu da yine false arkadaşlar. Peter has training on weekdays demiş. Doğru cevap hafta içleri. Dördüncü bölüm ve beşinci bölümü burada geçiyoruz. Şu dördüncü bölüm size ödev olarak verilebilecek bir şey. İsterseniz yazıp Facebook grubumuza, YouTube'da Facebook grubumuzda belirli oraya yazıp mesaj atabilirsiniz ve mesajınızda paragrafınıza yönelik doğrulamalar sağlayabiliriz. Bir tane paragraf yaz, gündelik işlerinle alakalı diyor. Yani aşağı yukarı az önceki vermiş olduğumuz örneklerdeki gibi ben işte şu saatte kalkarım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Bu tarz ifadeler için arkadaşlar. Gelelim ikinci bir bölüme, sporlar bölümü. Resimlerle aktiviteleri eşleştir demiş. Bazıları çok kolay, bazıları zor gibi duruyor. Bir numara mesela, bir numara arkadaşlar gökyüzünde dalış olduğu için skydiving, gökyüzü dalışı demek. İki numara zaten hepimizin bildiği doing karate. Üç numara da playing tennis, bunu da hepimiz biliyoruz. Dördü de biliyoruz. Riding a bike olur ya da cycling olur ya da riding a bicycle olur. Farklı farklı formları olabilir. Beşincisini de biliyoruz. Swimming. Altıncısı da arkadaşlar geriye kaldı soccer. Soccer kelimesiyle futbol kelimesi bizim anladığımıza göre aynı ama soccer Amerikan İngilizcesinde futbol, futbol da İngiliz İngilizcesinde futbol. Eğer Amerika'ya gidip futbol derseniz size bu oyunu oynattırmayacaklar. Amerikan futbolunu oynatacaklar arkadaşlar. Gelelim yine sizinle alakalı bir aktivite. Demiş ki iki tane daha fazla aktivite yaz şuraya. Doğru durumları tik içine al ve yanlış durumları da çarpı koy. Tabii senin fikrine göre bu bölümlerin hepsinin doğru cevabı tek kitabın doğru cevabı değil. Sizin ne düşündüğünüz önemli. Farklı aktivitelerle alakalı başka ne diyebiliriz? Örnekleri incele diyor. Mesela tenis oynamak sağlıklı mı? Türkiye'de popüler mi? Heyecan verici mi? İnsanlar onu sadece eğlence için, keyif için mi yapıyor? Ya da çok sıkıcı mı? Bu size kalmış arkadaşlar. Ona göre tik ya da çarpı atabilirsiniz. Buradaki cevaplara bakacak olursak, yani sunumu hazırlayan arkadaşların koyduğu cevaplara bakacak olursak, playing tennis sağlıklı demiş. Skydiving playing tennis için popüler de demiş. Heyecan verici de demiş. İnsanlar zevk için yapıyor demiş. Sıkıcı değilmiş. Skydiving için sağlıklı mı? Gökyüzü dalışı? Hayır, çok riskli. Popüler mi Türkiye'de? Hala popüler değil. Heyecan verici mi? Tabii ki de heyecan verici. İnsanlar onu eğlence için yapıyor. Sıkıcı mı? Değil. Çünkü eğlence varsa sıkıcılık olmaz. Futbol oynamak sağlıklı mı? Olabilir. Türkiye'de popüler mi? Kesinlikle popüler. Heyecan verici mi? Heyecan verici. Eğlence için mi yapılıyor? Evet. Sıkıcı mı? Değil. Yüzme. Yüzme sağlıklı mı? Kesinlikle sağlıklı. Türkiye'de popüler mi? Evet. Heyecan verici mi? Evet. İnsanlar onu eğlence için mi yapıyor? Evet. Sıkıcı mı? Değil. Karate yapmak sağlıklı mı? Duruma göre değişmek üzere. Dayak yiyeceğiniz ya da dayak atacağınız kişinin karşı tarafa vereceğiniz zararı da düşünürsek sağlıksız. Türkiye'de popüler mi? Değil olduğunu söylemişler. Heyecan verici mi? Değil. İnsanlar onu eğlence için mi yapıyor? Hayır. Sıkıcı mı? Evet. Bu size göre değişir tabii. Bisiklet sürmek sağlıklı mı? Sağlıklı. Popüler mi? Popüler. Heyecan verici mi? Evet. İnsanlar onu eğlence için mi yapıyor? Evet. Sıkıcı mı? Değil. Başka iki tane daha şey yapacağız.
snowboarding, karda kayma. Sağlıklı mı, popüler mi? Bunların cevaplarını bu şekilde inceleyebiliriz. Bu size kalmış demiştik. Basketbolda da aynı şekilde sağlıklı, popüler, heyecan verici, eğlence için yapılıyor ve sıkıcı değil şeklinde bölümler var. Örnek cümle ise şu. I think, bence, snowboarding, karda kayma heyecan vericidir. Fakat aynı zamanda pahalıdır şeklinde bir şey demiş. Arkadaşlarının sporlarla alakalı fikirler hakkında konuş. Aşağıdaki soruları sorabilirsin. Ne tür sporlar, ne sporlar genel olarak, düzenli olarak yapıyorsun? Ben masa tenis oynuyorum ve futbol oynuyorum. Ne zaman yapıyorsun? Sorusuna verilebilecek bir cevap. Hafta sonları, bakın at the weekends demiş. Normalde 10 diye gördük az önce deminden beri. İkisi de olur arkadaşlar. 10 da olur, at de olur. What sports do you like watching? Hangi sporlar, ne sporları izlemeyi seviyorsun diye bir soru sorulmuş. I like watching basketball maçs. Basketbol maçlarını izlemeyi seviyorum demiş. What do you play? Table tennis and football. Bu soru olmamış. Şurada what yerine why olacaktı. Why do you play table tennis and football? Neden masa tenisi ve futbol oynuyorsun? Çünkü onlar heyecan verici. Şuradaki what'ı iptal ediyoruz. Why olarak ele alıyoruz arkadaşlar. Where do you play football? Futbol nerede oynuyorsun? Okul bahçesinde oynuyorum. At, de daha demek. What sports would you like to try? Denemek de try. Ne sporları denemeyi seversin demiş. Snowboarding cevap olabilir. Gelelim arkadaşlar. Burada Alex ve Clay ile bir diyalog olacak. Bu birinci videomuzu burada bırakalım ki çok fazla sıkıcı olmasın, uzun olmasın. İkinci ünitemize devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kanalımızda kalmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle. Senenin sonunda İngilizce'de 10'da 10 çekebilmeniz dileğiyle.